Evet, bugün permütasyon ve kombinasyonları işleyeceğiz. Burada genel olarak çoğu sayma problemi aslında belli bir büyüklükteki belli bir miktar elemanın özel bir şekilde yerleşiminin sayısını belirler. Çoğu durumda da bu elemanların sıralaması önemli olur. Bazı durumlarda da gene e, belli, bir, e, elemanın, belli, bir büyüklük, belli bir miktar elemanın, belli bir büyüklükte belli bir miktar elemanın içinden seçilmiş kişi şeylerin gene e, kaç farklı şekilde sıralandığını sorarlar ama bu sefer de e, sıralama önemli değildir. E, mesela işte örneğin 5 e, kişilik bir öğrenci bir resimde yan yana durduğunda e, pardon 5 kişi bir grup Öğrenci bir resimde üç tanesi seçilerek yan yana duracak duracaksa kaç değişik şekilde bu yapılabilir veya işte dört kişilik bir öğrenci grubundan üç kişilik bir komite kaç değişik şekilde e, seçilebilir mesela birincisinde e, sıralama önemli çünkü e, birinci sırada ikinci sırada üçüncü sırada oturanların görüntüde önemi var diğer taraftan e, komite seçerkense ise Sıralamanın bir önemi yok çünkü e, 1-2-3 de komitede olsa 3-2-1 de komitede olsa aslında aynı komiteye karşılık geliyor. Dolayısıyla bunların e, farkını e, vesaireyi anlayacağız e, bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi önce permütasyonlarla başlarsak e, önce ilk soruyla başlayalım. Şimdi 5 öğrenci var bu 5 öğrenciden kaç değişik şekilde 3 kişi seçebiliriz? bir resimde yan yana durmak kaydıyla. Şimdi öğrencilerin sırasının önemli olduğunu zaten söyledik. Ee, birinci sırada kim var, ikinci sırada kim var, üçüncü sırada kim var. Şimdi gene daha önceki sayma taktiklerini yaparsak ilk sırada kim duracak? İlk sıraya beş kişi, beş öğrenci seçilip konabilir. Birinci öğrenci seçildikten sonra ikinci öğrenci kaç kişi kalacak? Dört kişi kalacak. 3 üçüncü öğrenciye kaç değişik kişi kalacak? İlk iki öğrenci olamayacağı için 3 kişi kalacak. Dolayısıyla toplam 5 çarpı 4 çarpı 3 olmak üzere 60 e, değişik şekilde bu 3 öğrenciyi sıralayabiliriz. Peki resimde 3, 3 seçmek yerine 5 öğrencinin hepsini resme yerleştirseydik nasıl olacaktı? Bu durumda da önce birinci öğrenci için 5 kişi seçebilirdik. ikinci öğrenci 4, üçüncü öğrenci için 3, Dördüncü öğrenci iki ve geriye kalan bir öğrenci için de bir tek alternatif kalacaktı. Dolayısıyla 5, 4, 3, 2, 1, 5 faktöryel yani 120 farklı e, sıralama olabilecekti. Şimdi e, farklı nesnelerin sıralı ordered burası önemli. Sıralı yerleşimi aslında bize permütasyonu veriyor. Permütasyon dediğimiz şey tanım gereği e, bu tarz nesnelerin sıralı yerleştirme sayısı, yerleştirme kümesinin sayısı. Ee, belli bir o kümenin belli bir elemanlarının yerleştirilme sırasına da ilgileniyoruz. Bu durumda da buna da r'li permütasyon adını veriyoruz. Z elemanlı alt kümeleri gibi. Şimdi mesela 1 2 3 kümesinin bir sıralı yerleşimi 3 3 1 2'dir. Yani S'nin bir permütasyondur 3-1-2. Ee, 3-2 ise e, S'nin ikili bir permütasyonu. İkili permütasyon dediğimiz yani iki eleman önemli. Bütün elemanlar değil. Ee, N elemanlı bir kümenin R'li permütasyonlarının sayısını P-N-R olarak gösteriyoruz. Dolayısıyla P yanında da N ve R oluyor. Mesela ABC kümesinin ikili permütasyonları aslında AB, AC, BA, BC, CA ve CB oluyor. Dolayısıyla 3 çarpı 2 6 tane farklı permütasyon var ikili. Nasıl anlıyoruz? Birinci biraz önceki soruya benzer. Birinci e, harf birinci nesne A olabilir. İkinci nesne de B e, pardon, birinci nesne 3 taneden biri olabilir. İkinci nesne ise o 3'ten birini seçtiğimiz için kalan 2 tanesi olabilir. Dolayısıyla 3 çarpı 2 6 olacak. Bu durumda bunu genelleştirirsek n bir pozitif sayı ve r de bir tam sayı olmak kaydıyla 1 ile n arasında. Bu durumda n'in r'li permütasyonu n çarpı n eksi 1 n eksi 2 n eksi r artı 1 olmuş oluyor. Bunun için product rule'u kullanabiliriz. Aynı ispat yapacağız aslında. Kümede n tane eleman varsa ilk elemanı yerleştirmenin n tane farklı yolu var demektir. O elemanı yerleştirdikten sonra geriye kalan elemanlardan ikinci eleman n-1 şekilde, üçüncü eleman n-2 şekilde ve bu şekilde r'nin inci elemanı da n-r-1 miktarda ne yapabiliriz? Seçebiliriz. Bu seçimler birbirinden bağımsız olduğu için bunların toplam sayısı çarpma kuralı gereği n çarpı n-1, n-2, n-r artı 1 olacaktır. Ana fikir bu. Şimdi bu formül aslında şuna karşılık geliyor. Bunun da ispatı en reyli permütasyonu en faktörel bölü n-r faktörel oluyor. Şimdi n'in reyli faktöriyeli ne? n, n-1, n-2, n-r artı 1. Bu Buna eşit mi diye kontrol etmeye çalışıyoruz. Burada aslında yaptığımız şey, şunun yanına n eksi r yazarsak n eksi r faktörü yazarsak aslında burada n faktörü elde ederiz. Dolayısıyla ispat bitmiş olur. Ee, aslında ilginç olan r'nin sıfır olma durumunda bile formül doğru çalışıyor. Yani sıfır koyarsak n faktöriyel bölü n faktöriyel 1 olduğu için aslında e, n'in sıfırlısı da 1 çıkıyor. Tabi n pozitif oldu n'in n'lisi de otomatik olarak n faktöriyel çıkıyor çünkü buraya r'ye n ye koyarsak n eksi n artı birden burası bir çıkar yani n'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı gibi. Hemen bir başka örnek verelim. 100 farklı kişi bir yarışmaya girdiğinde kaç farklı şekilde birincilik ödülü ikincilik ödülü üçüncülük ödülü verilebilir diyor. Burada da gene birincilik, ikinci, üçüncülük sıra önemli olduğu için birinci için 100 farklı kişi, ikinci için 99 farklı kişi, üçüncü için de 98 farklı kişi olmak üzere yüzün3'lü permütasyonunu söyleyebiliriz. Başka bir örnek. Diyelim bir yarışta 8 yarışçı var. Kazanan altın madalya, ikinci sıradaki gümüş madalya, pardon, ikinci sıradaki gümüş madalya, üçüncü sıradaki bronz madalya alıyor. Bu durumda kaç farklı şekilde bu madalyalar verilebilir? Bu da biraz öncekine benzer. Aslında 8 1, 6 madalya 8 kişiye. O kişi aldığı için gümüş madalya 7 kişiye. O ikisi aldığı için de bronz madalya 6 farklı kişiye olmak üzere toplam 336 farklı şekilde madalyaları dağıtabiliriz. Gene aynı şekilde bir e, satış kişisi e, satışçı 8 farklı şehri e, gezecek. Belli bir şehirden başlayacak. Fakat diğer 7 şehri istediği sırada Gezebilir. Toplam kaç farklı sırada gezebilir? Birinci şehir fix olduğu için dolayısıyla e, o onda bir seçeneğimiz yok. E, kalan 7 şehir ise birinci şehri 7 farklı şekilde ikinci şehri 6 farklı şekilde sonuç olarak da 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 olmak üzere 5040 farklı şekilde seçim yapabilir. Başka bir soru A, B, C, D, E, F, G, H harflerinden kaç permütasyon abc stringini içerir diyor ee, abc bir blok olarak olması gerektiği için aslında onu bir harf gibi görebiliriz dolayısıyla geriye kalan 4 harf ee, pardon 5 harf d e f g h artı bu abc istenilen sırada yer alabilir dolayısıyla aslında 6 harf var gibi düşüneceğiz Dolayısıyla bu 6 harf aslında 6 faktörgen 720 farklı şekilde ne yapılabilir? Değiştirilebilir. Yerleştirilebilir. Şimdi gelelim kombinasyonlara. Kombinasyon için bu sefer sıralama önemli değil. Gene benzer bir şekilde başlangıçtakini seçebiliriz. Çözebiliriz. Dört 4 kişilik bir öğrenci grubundan 3 kişilik bir komite ne kadar seçilebilir? Şimdi burada yapacağımız şey şu. Ee, aslında 4 elemanlı bir kümenin 3 eleman alt kümelerinin sayısını bulmamız lazım. Bunların sayısı 4 tane olacak. Ee, çünkü aslında seçmemiz gereken şey 4 kişiden seçmediğimiz kişi. Çünkü seçmediğimiz kişi belirlediğimiz zaman diğer üç kişi otomatik belirlenmiş olur. Dolayısıyla toplam 4 farklı küme söz konusu. O yüzden cevap 4 oluyor. Ee, aynı r'li permütasyonda olduğu gibi r'li kombinasyon var. Dolayısıyla bir kümenin r'li kombinasyonu aslında r elemanlı alt kümelerinin sayısını vermiş oluyor. Dolayısıyla S kümesi mesela 4 ise bunun 1 3 4 üçlü bir kombinasyonu oluyor. Ee, yani 4 e, bunlardan kaç tane olduğunu da n'nin r'lisi şu şekilde veya CNR olarak gösteriyoruz. Bunlara binom açılımı, binom katsayısı da adı veriliyor. Mesela 4'ün ikilisi aslında dört 4 elemanlı bir kümenin iki elemanlı alt kümeleri. Bunları da zaten alt alta yazdığımız zaman görebiliyoruz. Şimdi ikinci teoremimiz diyor ki N'in R'li kombinasyonu N faktöriyel bölü R faktöriyel çarpı N eksi R faktöriyeldir. Şimdi hatırlarsak şu kısım zaten N'in R'li permütasyonuydu. Şimdi permütasyonda sıra önemliydi. Fakat kombinasyonda sıra önemli olmadığı için o r tane elemanın istenildiği şekilde sıralanmasının her biri birer sayı olarak e, sayılıyor. O zaman bunların hepsi kaç tane olabilirdi? r faktöriyel tane. O zaman her kişi aslında permütasyonda r faktöriyel kere fazla sayılıyor. O zaman onların her birini birer saymak için aslında bunu R faktöriyele bölmek yeterli önceki sonucu. Dolayısıyla permütasyon n r'yi de ne yapıyoruz? R r'ye yani R faktöriyele bölüyoruz. Kombinasyonu buluyoruz. Bu şekilde e, sıralıdan sırasıza geçiyoruz. Sırasının sayısı daha az tabii. Çünkü mesela örnek olarak vereceksek 3 e, elemanlı bir kümenin daha 3 elemanların A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A, C, A, B, C, B A gibi 3 faktöriyel durumu Öbür tarafta sadece ABC gibi sayılıyor. Dolayısıyla o yüzden de onun tüm permütasyonlarını 3 faktöriyeli de bölen olarak alta koymamız lazım. gibi gibi. Bunu hesaplamak için mesela daha kolay bir yol söylüyor. Mesela şunu hesaplamak için aslında şu n-r n faktöri hesaplayıp sonra bir sayı bölmek yerine n eksi r artı 1'e kadar olan sayıları çarpıp sonra onu r faktöriyele bölebiliriz. bölebiliriz. Ee, veya aslında bunu yaparken burada eğer r'ye bölenler varsa onları bölerek daha kolay bir çözüm bulmamız mümkün. Başka bir örnek diyelim bir poker eli var. 5 kartlı 52 kartlı bir e, destede 5'li bir poker eli kaç farklı şekilde elde edilebilir? Ee, dolayısıyla ne yapacağız? 52'nin 5'li kombinasyonu olacak. Çünkü 5 tane kart seçeceğiz. Sıralama da önemli değil. Dolayısıyla 52 faktörel bölü 5 faktörel 47 faktörel olacak. Bunu açtığımız zaman da yukarıdaki gibi bir sayı olacak. Bunun cevabı da gördük. 2 milyon bin farklı el varmış. 52'nin 47'lisi ise ilginç bir şekilde 52'nin 5'lisiyle aynı. Asla tahmin edebiliriz. Çünkü paydaya bakarsak R faktörel n eksi R faktörel çarpılı. Bu ikisi toplamı da n. Dolayısıyla biri R mesela bur burası R oldu burası n R oluyor. Burası n R oldu da burası R oluyor. Yani dolayısıyla kombinasyon n R ile kombinasyon n eksi R aslında aynı şey. Dolayısıyla yerine mesela e, normal R koyduk. Yerine n eksi R koyduk. Aynı sonucun çıktığını görebiliyoruz. Bir tane tanım veriyor kombinatorial proof şeklinde. Kombinatorial proof diyor ki bir sayının aynı objelerin belli bir şekilde sıralaması iki farklı şekilde hesaplarsak bunlara aslında iki farklı kombinatorial proof anlamına geliyor. Veya çift sayma ispatı bijective proof anlamına geliyor. Şimdi mesela 10 elemanlı bir tenis takımından 5 10 kişilik bir tenis takımından 5 oyuncu nasıl seçebiliriz? Onun 5 Dolayısıyla 10 faktör böyle 5 faktör 5 faktör 252 çıkıyor. Gene başka bir örnek, 30 kişilik var bir grup. Bunlar astronot olarak eğitilmiş Mars'a gitmek için. Bunların içinden 6 kişilik grup nasıl seçilebilir? Gene 30'un 6'lı kombinasyonu olacak. Dolayısıyla 30 faktöre böyle 6 faktör 24 faktörlü. 24'e kadar olan sayıdan çarpın. Böyle 6 faktöriyel sonuçta bu çıkıyor. Ee, bunun dışında kaç tane e, en uzundaki stringin R tane biri vardır diyoruz. Ee, buradaki R tane bir pozisyonu aslında N tane e, elemandan R'yi seçmeye karşılık geliyor. Dolayısıyla N'in R'lisi kombinasyonu olmuş oluyor. Şimdi son bir soruda diyelim bir matematik bölümünde 9 tane hoca var. Bilgisayar bölümünde de 11 tane hoca var. Bir komite seçmeye çalışıyoruz. Discrete matematik dersi için. 3 tanesi matematikten alınacak. 4 tanesi bilgisayardan alınacak. Bunu kaç farklı şekilde yapabiliriz? Burada product rule kullanacağız. Önce matematik departmandan alınacak kişileri bulacağız. Farklı kümeleri. 9 kişiden kaç kişi seçeceğiz? 3 ee, kişi seçeceğiz. Dolayısıyla 9'un 3'lü kombinasyonu olacak bilgisayardan da 11 kişiden 4 kişi seçeceğiz. Dolayısıyla o da 11'in 4'lü kombinasyonu olacak. 9'un 3'lü kombinasyonu 84, 11'in 4'lü kombinasyonu da 330 olduğu için bu ikisinin çarpımı olacak. Çünkü birbirinden bağımsız bunlar. Ve her biri diğerine de çarpan olarak geliyor. Çünkü tüm farklı olasılıkları değerlendiriyoruz. Sonuç olarak da bu ikisi çarpımı 27.720 çıkmış oluyor. Evet permütasyon kombinasyonlarla ilgili olan kısım Burada bitiyor.